Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve inkılap tarihine geçiş yaptık. 15. günkü konumuz 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya. Hazırsanız hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Tüm konulardan haberdar olmak istiyorsanız oynatma listesine göz atmanız yeterlidir değerli arkadaşlar. Şimdi 2. Meşrutiyet'in ilanıyla başlayalım. 20. yüzyıl başlarında yaşanan en önemli gelişmeler arasında yerini almaktadır. Şimdi ilk meşrutiyeti hatırlıyoruz değil mi? İkinci Abdülhamit ilan etmişti. Jön Türkler ilan ettirmişti. Ama neydi? Tersane konferansının önüne geçmekti. Şimdi ikinci meşrutiyete baktığımızda ilan eden kişi ikinci Abdülhamit ilan ettiren iddia ve teraki ilan sebebi Osmanlı topraklarında ıslahat yapılmak istenmesi. İngiltere ve Rusya revalde bir araya geliyorlar ve Osmanlı toprağı olan Makedonya'da ıssahat girişiminde bulunmak istiyorlar. İttihat ve terakki yöneticileri bunun önüne geçmek için ne yapıyorlar değerli arkadaşlar? Meşrutiyeti bir kez daha ilan ediyorlar. Bundan dolayı Enver Paşa'ya ve Niyazi Bey'e ne diyorlar? Hürriyet kahramanları diyorlar. Tamam. İlan sırasında bazı karmaşıklar yaşanıyor. Mesela ilan sırasından hemen yani İran'dan hemen sonra Bulgaristan Osmanlı'dan ayrıldı. Girit Yunanlılar tarafından işgal edildi. Avusturya Bosna Hersek'i ile hak ettiğini yani kendine bağladığını duyurdu. Şöyle bir yorum yapabiliriz. Osmanlı Devleti toprağı kaybetmiş mi? Kaybetmiş. Sınırlarda daralma olmuş mu? Olmuş değerli arkadaşlar. İkinci meşrutiyetin ilanından kısa bir süre sonra 31 Mart vakası dediğimiz olay yaşanmış ve 2. Abdülhamit tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet Reşat getirilmiştir. 31 Mart isyanı neden çıktı? Sebebi açık değerli arkadaşlar. Niye hocam? 31 Mart isyanının çıkış sebebi irticai kesim tarafından yeniliklerin engellenmesidir. İrticai kesim dediğimiz yeniliği istemeyenlerdir. Şimdi meşrutiyeti herkes istemeyebilir. Bazıları istiyordu bazıları istemiyordu. İşte meşrutiyeti istemeyenler tarafından çıkarılan isyana biz ne diyoruz? 31 Mart vakası diyoruz. Şöyle bir bilgi de vermek istiyorum sizlere. 31 Mart vakası Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyandır değerli arkadaşlar. İsyanı kimler basırmıştır? Hareket ordusu basırmıştır. Unutmayın hareket ordusunun başında yer alan kişi Mahmut Şevket Paşa'dır. Mustafa Kemal kurma yüzbaşı olarak görev alıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. İkinci Abdülhamit hiçbir suçu yokken tahttan indiriliyor. Bu da demokrasiye darbedir değerli arkadaşlar. Çünkü hiçbir suçu yokken Hukuk devreye girmemişken Padişah'ın tahttan indirilmesi demokrasiye aykırıdır. Yerine kim geldi? 5. Mehmet Reşat geldi değerli arkadaşlar. Tamam mı? Mesele bu şekilde. O ikinci meşrutiyetle ilgili soru gelirse eminim ki kaçırmayacaksınız. Şimdi meşrutiyetten sonra anayasada artık değişiklik olacak. Mesela Padişah'ın yetkileri sınırlandırıldı. Bu bir. Artık meclis hükümete karşı değil hükümet meclise karşı sorumlu olacaktır. Nasıl yani hocam? Artık meclisin kararları olmadan hareket edemezler. Öncesinde her şey padişahın elindeydi. Bu sefer her şey meclisin eline geçmiştir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Ve bununla beraber ilk defa Türk tarihinde ilk defa çok partili hayata geçiş yapıldı değerli arkadaşlar. Öncesinde çok partili hayat yoktur. Türk tarihinde çok partili hayata ne zaman geçiş yapıldı? İkinci meşrutiyetin ilanıyla. Tamam. Şimdi geldik Trablusgarp Savaşı'na. Trablusgarp Savaşı biliyorsunuz ki Osmanlı'nın gönüllü subayları ve İtalyanlar arasında geçebilecek. Savaştan önce bir gelişme var. Savaştan önce yaşanan gelişme şudur. İtalya ve Rusya arasında bir antlaşma imzalanıyor. O antlaşmaya ne diyeceğiz? Rakoniki antlaşması diyeceğiz. Bunlar ne yapacaklar? Kendi aralarında anlaşıp Osmanlı topraklarını bölüşecekler. Tamam mı? Değerli arkadaşlar. Peki savaşın sebepleri ne? 1. İtalya'nın ham madde ve pazar arayışı. Çünkü siyasi birliği geç tamamlamıştı. 2. Osmanlı'nın güçsüzlüğü. 3. Trablus'un coğrafi konumu. Coğrafi konumu olarak baktığımızda İtalya Kuzey Afrika'ya daha yakındır değerli arkadaşlar. Tamam mı? Bundan dolayı Trablus İtalyanlar tarafından işgal edilmek istenmiştir. Savaş sırasında savaş sırasında Osmanlı karadan ve denizden yardım gönderemiyor. Denizden yardım gönderememesinin sebebi donanmanın güçsüz olması. Karadan yardım gönderememesinin sebebi Süveyş kanalının İngilizlerin denetiminde olmasıdır. Savaş sırasında bölgeye gönüllü subaylar gidiyor. Ve bunların başında kim var? Mustafa Kemal var değerli arkadaşlar. Hangi sıfatla gidiyor? Gazeteci şerif sıfatıyla gidiyor. Diğer kişi Enver Paşa'dır. Enver Paşa hangi sıfatla gidiyor? Kuyumcu hamdi sıfatıyla gidiyor. Enver Paşa... Bingazi ve Trablus'ta başarı sağlarken Mustafa Kemal Paşa nerede başarı sağlıyor? Derne ve Tobruk'ta. Bakın buna dikkat etmeniz lazım. Nerede başarı sağlamış? Derne ve Tobruk. Hocam niye üzerinde durdunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler var. 1. Dünya Savaşı'nda yer aldığı cepheler var değil mi? ÖSYM ne yapacak? Diyecek ki hangisi 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmelerden değildir? Şıklar arasında Derne ve Tobruk'u ekler. Derne ve Tobruk neredeymiş? Trablusgarp Savaşı'ndaymış. Savaş sırasında İtalyanlar gönüllü askerleri yenemeyeceklerini anlayınca Çanakkale'yi topa tutuyorlar değerli arkadaşlar. Çanakkale'yi avlukaya alıyorlar ve 12 adayı işgal ediyorlar. Amaç ne? Osmanlı'yı barışa zorlamaktır. Tamam. Savaş sırasında Balkan Savaşları başka bir savaş olan Balkan Savaşları patlak verdiği için Osmanlı Uşi Antlaşması ile geri çekilmek durumunda kalmıştır. Şunu da unutmayın Mustafa Kemal'in rütbesi binbaşı rütbesi olarak yükselmiştir. Tamam. Uşi Antlaşması ile savaş sonuçlandı. Trablus ve Bingazi İtalya'ya bırakıldı ancak dini yönden Osmanlı'ya bağlı kaldı. Amaç neydi? Küçük Kaynarca'da da bunu görmüştük. Kültürel bağları devam ettirmektir. Tamam mı? Ayrıca 12 ada geçici olarak İtalya'ya bırakıldı çünkü Yunanistan'ın tehditleri vardı değerli yani arkadaşlar. Eğer Osmanlı 12 adayı geçici olarak İtalya'ya bırakmışsa bu durum bize neyi gösteriyor? Osmanlı'nın topraklarını koruyamadığını gösteriyor. Bu şey anlaşmasıyla Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablus kaybedilmiştir. Fas, Tunus ve Cezayir'i Fransa işgal etmişti zaten. Mısır'ı da İngilizler işgal ettiğine göre son toprak parçası olan Trablus'u İtalyanlar işgal etmiştir. Devam ediyoruz. Balkan Savaşları'na gelelim. Birinci Balkan. Sebep ne hocam? Milliyetçilik akımı. Balkan ülkelerini yapmaya çalışıyorlar. Topraklarını genişletmeye çalışıyorlar. Rusların kışkırtması etkili mi? Etkili. Çünkü Rusların politikasını biliyoruz değil mi? Panslavizm politikası. Tamam. Taraflara baktığımızda Sırbistan, Karada, Yunanistan ve Bulgaristan. Kime karşı? Osmanlı İmparatorluğu'na karşı. Osmanlı daha imparatorluk buna dikkat edin. Şimdi Osmanlı 4 küçük Balkan ülkesine yeniliyor. Neden hocam? Osmanlı neden yenilmedi? Bir, ordu içi çekişmeler. İkinci Abdülhamit bundan söz etmişti. Ordunun siyasete karışmaması gerektiğini söylemişti. Ordu içi çekişmeler, ordunun siyasete karışması, ordunun terhis edilmesi ve teçhizat eksikliği savaşın kaybedilmesinde etkili olmuştur. Mesela bu dönemde mektepli ve alay çekişmesini çokça göreceğiz. Tamam. Bu sebeplerden ötürü savaşı Balkan ülkeleri kazanmış ve savaş Londra Antlaşması ile sona ermiştir. Böylece Osmanlı ve Bulgaristan arasındaki sınır Midye Enes hattı olarak belirlenmiştir. Bu sınıra dikkat edin birazdan yine bahsedeceğiz. Antlaşmaya göre Edirne, Kavala ve Dede Bulgaristan'a verildi. Girit ve Selanik Yunanistan'a, Makedonya toprakları Yunanistan ve Sırbistan'a veriliyor değerli arkadaşlar. ÖSYM şuradan soru seçebilir. Nasıl hocam? Osmanlı'dan ayrılan son azınlık Arnavutluk. Edirne kaybedildikten sonra İttihat ve Terakki yönetimi Baba Ali baskınını Baba Ali baskınını geçerleştirerek Kamil Paşa'yı indirip yerine kendi adamları olan Mahmut Şevket Paşa'yı getiriyorlar. Böylece İttihat ve Terakki yönetimdeki etkinliğini arttırdı. Bu bir darbe midir? Darbedir. Türk tarihinin ilk darbesi Baba Ali baskınıdır. Sadrazam Sarayı'na baskın yapılıyor arkadaşlar. Yani. Darbe yapılıyor. Tamam mı? Diğer bir sonuç Bulgaristan en karlı devlet çıktı. Bunu hazmedemeyen diğer Balkan ülkeleri Bulgaristan'a karşı cephe aldılar ve böylece 2. Balkan Savaşı başlayacaktı. 2. Balkan'dan bahsedelim. Sebep ne? Bulgaristan'ın daha fazla toprak kazanması. Şimdi birde olmayıp da ikide olan devlet Romanya. Osmanlı burada yok. Balkan ülkeleri kendi aralarında savaşıyorlar. İşte fırsattan istifade Osmanlı ne yapacak? Midye Enes hattını kullanarak Edirne ve dediği geri alacak. Enver Paşa'ya ne diyecekler? Edirne Fatih'i diyecekler. Ha Rauf Orba'ya ne diyecekler? Hamidiye kahramanı diyecekler. Tamam mı? Ama Rauf Orba'ya verilen ünvan bununla bağlantılı değil. Sadece bilgi verdim. Tamam mı? Rauf Orba'yı Yunanlara karşı göstermiş olduğu cesaretti. Tamam. Sonuç ne oldu? Avrupalı ülkeler araya girdi ve Bükraç Antlaşması ile savaş sona ermiştir. Devletler arasında ilişkiler başladı. Mesela Osmanlı ve Bulgaristan arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. Sınır Midye-Enez olarak değiştirilmiş Midye-Enez'i değil mi değerli arkadaşlar? Sınır Midye-Enez'den Meriç Nehri'ne geçildi. Meriç Nehri olarak belirlendi. Edirne, Kırkdereli ve Divetoku Osmanlı'ya bırakıldı. Geri alındı. Doğu Trakya'nın bir kısmı. Osmanlı ve Yunanistan arasında Atina Antlaşması imzalanarak Girit Selanik ve Yanya Yunanistan'a bırakıldı. Şimdi bazı öğrencilerim şunu diyor. Diyor ki hocam Girit öncesinde kaybedilmedi mi? Girit aşama aşama elden çıkıyor. 2. 507 yıl sırasında Yunanlar işgal etti. 1. Balkan'da Yunanlar'a verildi. 2. vakanda kararlaştırıldı. Tamam. Osmanlı ve Sırbistan arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. Herhangi bir sınır sorunu olmadığı için neyden bahsettiler? Azınlık haklarından bahsettiler. Üçünün ortak özelliği zaten budur. Azınlık haklarını koruma altına alma. Bu olaydan sonra koskoca Osmanlı İmparatorluğu Balkanlarda azınlık durumuna düşmüştür. Bu olaylardan sonra Anadolu'ya yoğun göç hareketi gerçekleşmiş ve Türkçülük fikir akımı önem kazanırken Osmanlıcılık fikir akımı önem kaybetmiştir. Ve geldik birinci Dünya Harbi'ne değerli arkadaşlar. Tarih 1914 ile 1918 yılları arası. Genel sebepler ve özel sebepleri bilmemiz lazım. Değerli arkadaşlar. Nasıl hocam? Şöyle. Soru geliyor. Mesela diyor ki aşağıdakilerden hangisi genel sebepler arasında gösterilemez ya da özel sebepler arasında gösterilemez? Genel sebepler. Fransız Devrimi'nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımı, Sanayi Devrimi'nden sonra yaygınlaşan sömürgecilik, devletler arası bloklaşma yani gruplaşma ve devletler arası silahlanma yarışı. İşte bunlar genel sebeptir. Özel sebeplere baktığımızda Almanya ve Fransa arasında yaşanan en önemli sorun Asas Loren sorunudur. Ekonomik sebeptir. Nasıl hocam? Çünkü o bölge kömür rezervleri bakımından çok zengindir. Japonya'nın Uzak Doğu'da yayılma politikası, Rusların panslavizm politikası, İtalyanların Akdeniz politikası. İşte bunlar özel. Eğer tüm dünyayı kapsıyorsa genel, bir iki devletten bahsediyorsa özel sebeptir. Taraflar? Ya Allah. İtilaf, ittifak Hocam itilaf ne demek? İtilaf anlaşma güçleri demektir. İttifak birleşme güçleri. Savaşın başlarında yer alanlar İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya'dır. Tamammış. Savaşın başı. İttifak bloğunda ise Almanya ve Avusturya Macaristan var. Sonrasında Osmanlı eklenecek. Ondan sonra Bulgaristan gelecek. İtalya'yı farklı renkle yazmışım. diye hocam? Anlatacağım. Bekle. İttifak bloğuna sonradan katılanlar Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Sırbistan ve Japonya'dır. Zaten Sırbistan savaşı başlatarak itiraf bloğunda yer aldığını duyurmuştur. İtalya'ya ne oldu hocam? İtalya savaş sırasında kendisine toprak verildiği için ittifaktan itirafa geçecektir. Peki savaş nasıl başladı? Avusturya Macaristan Ameliyatı Saraybosna'da yaptığı ziyaret sırasında Sırp milliyetçi Gavrilo, Gavrilo diyelim daha doğrusu Gabriel değil, Gavrilo prinsip tarafından öldürülüyordu arkadaşlar. Ve böylece Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Şimdi size bir soru. Sizce savaşın sebebi bu mu? Yoksa perde arkası mı? Tabii ki perde arkası. Bunlar sadece bir kavurcu bir istiyordu. Şimdi bizi ilgilendiren noktaya gelelim. ÖSM Osmanlı'yı tercih edecek. Osmanlı'nın durumuna baktığımızda. Savaştan önce Osmanlı ne diyor? Ben tarafsızım diyor. Boğazları kapatıyor. Kapitülasyonları tek taraflı kaldırıyor. Büyük devletlerin tepkisini çekiyor. Müttefiği olan Almanya'nın da tepkisini çekiyor. Ve herhangi bir savaş durumu karşısında genel seferberlik ilan ediyor. Savaştan önce Osmanlı'nın durumu bu şekilde. Devam ediyoruz. Peki Osmanlı ne oldu da savaşa katılmak istedi? Neden savaşa katılmak istedi? Bir, siyasi anlılıktan kurtulmak tek başına kalmıştı. Hatta savaşın... Ee, başlarında yani savaş başlamadan önce Osmanlı ilk önce İngiltere ve Fransa'ya yanaşıyor. Reddedilince kime yanaşacak? Almanya'ya. Kapitülasyonlardan kurtulma, dış borçlardan kurtulma, kaybettiği toprakları yer alma ve Tuğrancılık fikri değerli arkadaşlar. Bunun için Osmanlı Almanya'nın yanında yer alacaktır. Neden Almanya? Çünkü Almanların ordusu çok güçlüydü. Çünkü İtihad ve Terakki'nin Alman hayranlığı vardı. Değerli arkadaşlar. Çünkü Osmanlı kaybettiği toprakları geri almak istiyordu. Şimdi bu ilişkiler karşılıklıdır. Osmanlı Almanya'yı istiyorsa Almanya da Osmanlı'yı istiyordur. Mesela Almanya Osmanlı'yı niye istedi? Osmanlı'nın coğrafi konumu. Halifenin gücü. Savaş günü hafifletti. Hafifletme. <laughs> hafifletme. <laughs> 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 yeni yeni cepheler açma. Değil mi değerli arkadaşlar? Yani Almanya çıkarları gereği Osmanlı'yı kendi yanına istiyor. Osmanlı da aynı şekilde. Almanların savaş gücü hafifleyecek mi? Hafifleyecek. Şimdi bakın sorularda sık sık karşınıza çıkacak. Mesela diyor ya Almanya Osmanlı'yı neden istedi? İnsan gücünü de ekleyelim buraya. Bakın şunlar yok. Sanayi gücü yok. Silah gücü yok. Tamam mı? Teknolojisi yok. Bu gibi sebeplerden dolayı Almanya Osmanlı'yı istemedi ki zaten bunlar Osmanlı'da yok. Neden dolayı? insan gücü, coğrafi konum, halifenin gücü ve savaş günü hafifletme. Tamam mı? Peki Osmanlı nasıl savaşa katıldı? Olaylara bakın. Şimdi İngiltere'den kaçan iki Alman gemisi Goben ve Breslav. Tamam mı değerli arkadaşım? Goben ve Breslav Osmanlı sığındı. İyi de. Neden Osmanlı sığındı? Yani Almanya başka ülke yok muydu Osmanlı sığındı? Bu planlanmış bir şekilde yapılan bir gelişme değerli arkadaşlar. Yani bu planlanmış. Siz de biliyorsunuzdur. Almanya Osmanlıya sığındı. iki gemisi. Osmanlı devleti bu gemileri geri vermeyeceğini duyurdu ve bu gemileri satın aldığını dünyaya duyurmak durumunda kaldı. İyi de Osmanlı'nın parası yok. Nasıl satın alacak? Alamaz. Bu bir bahane. Sonra Osmanlı devleti bu gemilerin ismini Yavuz ve Midilli olarak değiştiriyor ve Osmanlı bayrağını sancağa çekiyor. Kimlere saldırıyorlar? Ruslara saldırıyorlar. Rusların Odessa ve limanlı ve Odessa ve Sivastopol limanları bombalanıyor. Böylece Osmanlı savaşa dahil oluyor değerli arkadaşlar. Yeni yeni cepheler açıldı mı? Açıldı. İtirafların işi zora girdi mi? Girdi. Almanların yükü hafifleyecek mi? Hafifleyecek. Savaş geniş alanlara yayıldı mı? yayıldı. Amerika savaşa dahil oldu mu? Alakası yok. Osmanlı'nın savaşa girmesiyle Amerika'nın savaşa girmesi arasında hiçbir bağlantı yoktur. şıklarda da size verirler. Tamam. Şimdi cepheler. Şu tabloyu unutma. Taarruz savunma yardım. Taarruz 2K. Şifremiz 2K. Kafkas ve Kanal. Savunma. Çanakkale, Irak, Hicaz ve Suriye. Birazdan açıklayacağım bunları. Yardım. Galicia, Makedonya, Romanya. Şimdi bunlardan bahsedelim. Ya Allah. Savaş başlıyor. Çanakkale. Öncelikle diğer isimleri. Centilmenler Savaşı, Dardanelya Savaşı, Aydınlar Savaşı olarak bilinir. Peki itiraflar, itiraf devletleri bu cepheyi neden açtı? 1- İstanbul ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı'yı saf bırakma. Osmanlı'yı saf bıraktıktan sonra Ruslara yardım gönderme. Çünkü Bolşevik Devrimi yaşanıyordu. Ayrıca diğer bir sebep savaşa katılmayan Balkan ülkelerini kendi yanlarına çekmeydi. Sonuç hüsran. Savaşı Osmanlı kazandı. Savaşı Osmanlı kazandı. Değerli arkadaşlar. İngiltere ve Fransa büyük kayıplar verdi. Savaş sırasında İngiltere ve Fransa karaya asker çıkarıyorlar, başaramıyorlar. Gelibolu'ya çıkarma yapıyorlar, başaramıyorlar. Ve savaşı Osmanlı kazandı. Burada bir tane gemi var. Nusrat diyorlar ona. Alman yapımı. Nusrat mayın gemisi. Manevralarıyla bilinir. İngiltere ve Fransa'yı yakıp yıkıyor değerli arkadaşlar. Önemli gelişmeler. Bakın bakın. Bulgaristan ittifak bloğuna dahil oldu. Böylece Almanya ve Osmanlı arasındaki kara bağlantısı sağlandı. Değil mi? Bu durum itirafların aleyhinedir. Ruslara yardım gönderilmediği için Bolşevik devrimi başarıya ulaştı. Değil mi? Ve savaşın süresi uzadı. İngiltere ve Fransa büyük kayıplar verdi mi? Verdi. Geri çekildiler mi? Geri çekildiler. O yüzden biz ne diyeceğiz? Çanakkale geçilmez. Önemli kişiler var. Mesela Seyit Onbaşı. İngilizlerin Ocean zırhlısını batırıyor. Mustafa Kemal tarihe geçen sözü. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Mustafa Kemal'e ne diyecekler? Bana fartalar kahramanı. Cevat Çobanlı İngilizlerin unutamadığı adam. 18 Mart kahramanı olarak bilinir. Çanakkale geçilmedi değerli arkadaşlar. İstanbul kurtarıldı mı? Kurtarıldı. Bu olaydan sonra Mustafa Kemal ne diyor biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar. Elhamdülillah İstanbul'u kurtardık diyor. Demek ki İstanbul çok önemli değil mi? Eğer İstanbul kaybedilseydi savaş sona erecekti. Şimdi bu olay ittifak grubuna ilham kaynağı oldu mu? Oldu. İttifaklara moral geldi mi? Geldi. Halka moral geldi mi? Geldi. Şunu da unutmayın. Çanakkale cephesinde milli mücadelenin ruhu ortaya çıktı. Kurtuluş Savaşı'na yansıyacak bu olay. Tamam mı? Devam ki. Ve geldik Kafkasya cephesine. Tarih 1916. Komutan kim? Şimdi diğer tarafta çok kişi vardı. Burada Enver Paşa var. Bir de Nuri Kirligıl dediğimiz Nuri Paşa var. Nuri Paşa kimdir hocam? Bakü Fatihidir. Tamam mı? Bakü Fatihi Nuri Paşa. Burada da Enver Paşa var. Kimdir hocam? Enver Paşa Sarıkamış Harekatı'nı gerçekleştiren kişidir. Peki Osmanlı neden açtı? Şimdi Almanlar bunu isteyecek zaten. Bir, Azerbaycan'ın bak Bakü petrollerine ulaşma. Buğrancılık fikrini gerçekleştirme. Yani tüm Orta Asya Türklerini tek, 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 çatı. Oğlum dilim niye dönmüyor lan? Orta Asya Türklerini tek çatı altında toplama. Ve kaybettiği toprakları geri alma. Ayrıca Rusları Doğu Avrupa'dan çıkarmadır. Sarıkamış Harekatı başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü Ruslar tarih boyunca her zaman ikliminden faydalanmıştır. Eksi 40 derece hiçbir ülke gelemiyor. Adolf Hitler bile geçemiyor orayı değerli arkadaşlar. Tamam. Sarı Kamuş harekatı başarısız. Çoğu bölge Ruslar tarafından işgal edildi. Askerler donarak can verdi. Savaş sırasında da önemli gelişmeler var. Mesela Sarıkamış Harekatı tamam başarısız oldu da diğer önemli gelişmelere baktığımızda Ermeniler Rusların tarafına geçiyorlar. Bundan dolayı Ermeni halkı zarar görmesin diye sevk ve iskan kanunu çıkarıldı. Şimdi biliyorsunuz ki günümüzde bu olay Ermeni soykırımı olarak geçiyor değerli arkadaşlar. Bakın tarihi bilgiler henüz netlik kazanmadığı için soykırımın soy, kurulumu, soy var olup olmadığını bilemeyiz. Tamam mı? Tarihi bilgiler ışığında hareket edin. Belgeleri ve arşivlere gidin. Sosyal medyada gezinmeyin. Hiçbiri gerçek değil. Dikkat edin. Şimdi diyeceksiniz ki hocam siz de sosyal medyadasınız. Biz buraya akademik bilgilerle giriyoruz. Ne dedik? Yeni bilgiler ortaya çıksın. Arşivler elimize geçsin. Biz size gerekli bilgiyi veririz. Tamam mı değerli arkadaşlarım? Sekve-İskan Kanunu niye çıkarılmış? Ermeni halkı güvenli bölgeye bırakılsın diye. Güvenli bölgeler ise hocam Suriye ve Lübnan'dır. Tamam. Ayrıca diğer ismi Tehcir Kanunu'dur. Savaş sırasında Çanakkale'yi hatırladınız mı? Ruslara yardım gitmedi. Boşevik devriminden dolayı Ruslar Brest-Litovsk Antlaşması ile savaştan çekildi. Ve böylece Elviye-i Selase dediğimiz Kars- Ardahan ve Batum geri almıştır. Mustafa Kemal burada değer alıyor. Muş ve Bitlis'i geri alıyor. Muş ve Bitlis'i geri aldıktan sonra altın kılıç madalyasına layık görülüyor değerli arkadaşlar. Tamam. Afgan cephesinde yaşanan önemli gelişmeler bu şekilde. Şimdi Rusların savaştan çekilmesi ne oldu? İttifakların hoşuna gitti. İtilaflar zor durumda kaldı. Bakın 1917 yılına kadar ittifak grubu Osmanlı ve Almanya'nın üstünlüğü devam ediyor. Ta ki ABD gelene kadar. Bahsedeceğiz. Şimdi ikinci taarruz cephesi değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Kanal cephesi. Komutan Cemal Paşa. Amaç ne? Kanal cephesinin amacı Süveyş kanalından geçiyor zaten. Ee, Süveyş kanalından biliniyor. Amaç Yine Almanya'nın isteği üzerine açıldı. Süveyş kanalını kapatarak Mısır'ı geri alma ve İngiltere'nin sömürge yollarını kesmektir. Burada bakın Kafka cephesinde iklim etkiliydi değil mi? Burada da iklim etkili. Bu sefer de çok sıcak olduğu için iklim şartları elverişi olmadığı için Cemal Paşa başarısız oluyor. Ve İngilizler galip ayrılıyor değerli arkadaşlar. Tamam. Irak cephesinden bahsedelim. İtilaflar cepheyi neden açtı? E, tabii ki Irak denilince aklımıza petrol geliyor. Petrolleri ele geçirmek istiyorlar. Savaş sırasında Halil Paşa komutasındaki ordu Selmani Pak'ta General Tovsent'i nakavt edip esir alıyor. Tarihte biz bu olaya ne diyeceğiz? Kutül Amari. Türk sebatının inadı kırıldı. Metnin içinde Hızgın güneş diyorsa Mesiyo'da soruldu. Direkt Irak cephesine git. Tamam mı değerli arkadaşım? İlk safhada savaşı Osmanlı kazanıyor ama İngilizler takviye birlik yaptıktan sonra mağlup oluyor Osmanlı devleti. Osmanlı devleti değerli arkadaşlar. Tamam. Hicaz, Yemen. Burada önemli bir komutan var. İtiraflar niye açtılar? Amaçları ne? Arap isyanından faydalanma ve kutsal toprakları ele geçirmedir. Burada bir komutan var. Biz ona Medine müdafi ya da çöl kaplanı diyoruz. 6 ay boyunca Medine'yi savunuyor. Aç, susuz kalıyor. Aç ve susuz kaldığı için çekirge yiyor değerli arkadaşlarım. Peygamberin topraklarını bırakmam diyor. Ta ki Osmanlı emir verene kadar. Hangi emir hocam? Geri çekilme emri. Yoksa Fahrettin Paşa bırakmayacaktı. Savaş sırasında Araplar İngilizlerin tarafına geçiyor ve Osmanlı mağlup oluyor değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Böylece İslamcılık fikir akımı gitti. Suriye Filistin artık amaç ne? Kudüs'ü alma Kudüs. Adamların aklında halen Haçlı seferi var. Biliyorsunuz ki Haçlı seferinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü almıştı. Ama burada İngiliz general geliyor. Kudüs'ü alıyor ve ne diyor biliyor musunuz? Harç'ın seferini tamamladık diyor. Adamlar unutamamış. Bin yıl geçmiş aradan. Günümüzde de var mı böyle bir etki? Var. Osmanlı mağlup oldu. Suriye Filistin Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda katıldığı son cephedir. Buna dikkat edelim. Sonrasında İstanbul'a geri çağrılacak. Savaş sırasında bazı önemli gelişmeler var. Bunlardan biri Balfour Deklarasyonu. Bu deklarasyon İsrail Devleti'nin temellerini atan deklarasyondur. 1917 yılında 1948 yılında da İsrail 1917 Balfour Deklarasyonu değerli arkadaşlar. İsrail devletinin temelleri atılıyor. Savaş sırasında biliyorsunuz ki ABD savaşa girdi. Savaş gemileri batırıldığı için ABD itirafların yanında savaşa girdi. Ve ABD'nin savaşa girmesiyle savaş kısa sürede sona erdi. Etkisi ne hocam? Wilson ilkeleri. En önemli maddeyi veriyorum sizlere. Her ulus kendi kaderini belirler. Gizli antlaşmalar yapılmayacaktır ve millete cemiyetin cemiyetinin de kurulma kararı alınıyor. Tamam. Gizli antlaşmalardan bahsedelim. Yer alan devletler kimlerdir? İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya ve İtalya'dır. Yunanistan yok, ABD yok. İstanbul yani Boğazlar antlaşmasına göre ne olacak? Boğazlar Rusya'ya bırakılacak. Londra antlaşmasına göre 12 ada İtalya'ya bırakılacak. McMahon Antlaşması'na göre Mekke'ye Meri Şehri Hüseyin'e toprak verilecek. Savaş sırasında saf değiştirmişti. Sykes Picot Antlaşması'na göre Orta Doğu petrolleri İngiltere ve Fransa'ya bırakılacak. Petrograd'a göre Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyıları Ruslara bırakılacak. jean Dömerin Antlaşması'na göre İtalya'ya toprak verilecek. Ruslar çekildi. Savaşta ne oldu? Gizli antlaşmalarda değişikliğe gidildi. Tamam mı değerli arkadaşlar? Bunları ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Nasıl değişiklikler oluyor? Hatta olaydan sonra Ruslar Sarı Kitap adlı eserde gizli antlaşmaları dünyaya duyuruyorlar. Böylece SSCB'nin ve itiraz devletlerinin arası açılıyor. SSCB kime açacak? TBMM'ye yanaşacak. Savaşın sonuçları. İmparatorluklar gitti. Bunların başında Osmanlı, Rusya ve Almanya geliyor. Yeni devletler kuruldu. Polonya, Estonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan, Türkiye gibi devletler. Değil mi? Yugoslavya ve Çekoslovakya 2. Dünya Savaşı'nın sebebidir. Niye hocam? Çünkü bunlar milliyet esasına göre bağımsız olmadı. İkisi de çok uluslu yapıda. Devlet politikaları nereye kaydı? Orta Doğu'ya. Petrolden dolayı. Siyasi harita değişti mi? Değişti. Değerli arkadaşlarım. Ve yeni fikir akımları ortaya çıktı. İtalya, Faşizm, Almanya, Nazizm, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Komünizm. Savaştan sonra millete, cemiyeti de kurulacaktır. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve dünya konusu bu şekilde değerli arkadaşlar. Aşkı yok değil mi? Umarım içinize yaramıştır. Umarım zevkle izlemişsinizdir. Sürçülisan olmuşsa affola yorgunluktandır değerli arkadaşlar bazen dilim dönmüyordu. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.